Evet, bölüm benim bölümüm ha dostlar ve benim sevenlerimin bölümü. Beni biraz takip edip örnek alıyorsanız ve gerçekten artık bir psikoloğunuz varsa bölüm bizim bölümümüz. Net olarak hem de genç hem de güzel hem de yeni taze kan bir psikoloğumuz var karşımızda. Beril Arıka. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yani taze enerjiler çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey psikolojide. Güncel bilgileri getiriyorsunuz. Deneyim tabii ki çok kıymetli ama eminim hocalarınızdan aldığınız çok ciddi ödevler, işte dersler de var süreçte. Evet. Öncelikle şunu soracağım. Çocuk gelişimiyle mi ilgileniyorsun daha çok? Çocuklar mı uzmanlığı? Şöyle, ben aslında psikoloji okudum. Klinik psikoloji yüksek lisansı yapıyorum. Ama uzmanlaşmak istediğim alan benim çocuk ve ergenler oldu. Evet, tamam. Yetişkin terapisi de yapıyorum ama çocuk ve ergenlerle kendimi daha dinç ve enerjik hissediyorum. Fakat tabii biraz kavram karmaşası yaşadığımız bir dönem olduğunu düşünüyorum çocuklarla ilgili. Yani anne babaların böyle şehirde yaşadıklarını unutup, çocuğu bir apartman dairesinde büyüttüklerini unutup, enerjisini veremeyen çocuğa hemen hiperaktif bu çocuk, gidelim de ilaç alalım, bir sakinleştirelim diye çok yanlış müdahalelerin yapıldığı bir dönemde yaşadığımızı düşünüyorum. Biz davranış bozuklukları konuşacağız çocuklarda. Tabii hiperaktivite yanılgısı da giriyor bunun içine sanki. Evet, aynen öyle. Biz bir çocuğa davranış bozukluğu var mı acaba diyebilmemiz için davranış bozukluğu varı bir otorite söyleyebilir de ne hissediyor olmalıyız anne baba? Yani ne bize, ya çocukta bir sıkıntı var, bir pedagog, bir psikolog görmeli, dedirtmeli. Aslında şöyle, bir problem davranış olarak tanımlayabilmemiz için bunun süresine bakmamız lazım. Bu çocuk ne zamandan beri bu davranışları yapıyor? Bunun sıklığı ne? Hangi aralıklarla yapıyor? Yani bir gün yaptığı bir şey bozukluk değil. Aynen öyle. Yani çocuk bir gün annesine hayır dedi diye o bir davranış problemi değil. Ama bu hayır hangi zamanlarda ortaya çıkıyor? Hayırı ne kadar sıklıkla söylüyor ve ses düzeyi ne oluyor şimdi? Hayır demek var, hayır diye bağırmak var. Bunlar çok farklı iki alan. O yüzden bunları iyi süzmek lazım. Tabii burada ailenin işlevselliğini de değerlendirmek gerekiyor. Annenin, babanın psikolojik rahatsızlığı var mı? Buna bakıyoruz. Aile içindeki stres düzeyi ne durumda? Aile tamam bir kenara da. Enteresan. Mesela ben yeğenimde gözlediğim bir şey söyleyeyim. 5-6 yaşlarında iken o anaokulda falan biz diyorduk ki kesin ensesine vurup lokmasını alıyorlardır. O kadar sessiz bir yeğenim var. Bir gün çok enteresan, onu serviste değil de ben almaya gittim. Ben arkadaşların arasında inanılmaz gördüm. Yani hani böyle herkese emrediyor, liderlik yapıyor, bağırıyor, çağırıyor, sesi kısılıyor. Meğer evde bütün enerjisini harcadığı için slow motion yaşıyordu. Yani böyle ağır çekim yaşıyordu. Şimdi davranış bozukluğu bence aile arasında değil de okul içerisinde de olma ihtimali var. Aynen öyle. Buna etki eden yine diğer bir faktörler, yani davranış problemlerinde okul faktörü de var. Çocuğun yaşadığı bir olay mı var okulda? Okula giderken ağlayan çocuğa bir bakmak lazım. Öğretmeniyle arkadaşlarıyla problem yaşıyor olabilir. Mesela bu aralar çok sık gördüğümüz akran zorbalığı çok yoğun çalıştığımız bir program oluyor. Bazen zorbalığa uğrayan, bazen de zorbalık yapanla çalışıyor oluyoruz. Şimdi bu akran zorbalığı meselesi benim çok ilgimi çekiyor. Şöyle aslında, biz de çocuktuk, ilkokula gittik ve her zaman hepimizin söylediği bir cümle vardır ki çocuk çok serttir yani bu konularda. Aslında sert olmak için değil, gördüğü şeyi net olarak ifade etmeyi sever. Ben kızımda da bunu yaşıyorum. Özel ihtiyaç sahibi bir kızım var ve yaşıtlarıyla oynadığı zaman birçoğu sen niye gözlük takıyorsun, sen niye yürüyemiyorsun, ayağındaki komik şey ne, o işte yürüteç ne, alıyor onunla oynuyor falan. Bana bu zorbalık gibi gelmiyor mesela. Sen zorbalıktan neyi kastediyorsun? Zorbalık aslında şöyle, gözünüzde anlattığımda da sizin de canlanacaktır. Arkadaşlarından zayıf olanı bulup onunla alay etmek. Mesela önceden gözlük takmak ve tel takmak benim zamanımda birazcık böyle kötü bir izlenimdi. Mesela şimdi bakıyorum lisede gözlük ve tel çok popüler. Tabii. Zamanla bunlar da değişti. Havalı bir şey. Aynen öyle. Yani çocukların tanımladığı, ezik diye tanımladıkları bir tabir var. Ama ve bu hep bu tabire, aynen öyle. Ama ve biz bunlarla büyüyüp kendi kendimize geliştirdik. Evet, evet. Şöyle bir durum. Kendinden
farklı olanı bulup, tamam, daha sessiz olanı bulup, tamam, daha boyun eğici olanı bulup, tamam, onun üzerine oynamak. İşte bu fiziksel olarak olabilir, sözlü olarak olabilir. Tamam. Mesela işte çok o kitap okuyana inek, ineksin sen. İşte çok kitap okuyorsun, bizim dediğimizi anlamıyorsun deyip dışlamak olabilir. Tamam. Bu çocuk ilerleyen zamanlarda içine kapanmaya başlıyor. Okula gitmek istemiyor. Hatta ilerledikçe boyutlarda çocuk depresyona kadar gidebiliyor. Zorbalığı görene mi, zorbalığı gösterene mi acaba bir destek verilmeliyi düşünüyorum aslında. Yani okuldaki işte rehberlik birimi aslında bu konuda daha etkin. Genellikle zorbalığa uğrayan geliyor. Ama zorbalık yapan gelmiyor. Zorbalık yapan gelmiyor. Biz de başa çıkma becerisi kazandırıyoruz az önce de dediğim gibi. Rehberler niye diğerini yollamıyor? Rehber öğretmenler belki de başkalarına yönlendiriyordur. Ben henüz karşılaşmadım. Sadece iki kez geldi. Ve onunla da işte daha toplum kurallarına, daha sosyal beceriyle çalışma üzerine konuşmuştuk. Ama dediğim gibi burada aile yapısı da çok önemli oluyor. Bu zorbalık yapan çocuğun ailesine neler oluyor acaba? Tabii. Bu çocuk anneden babadan ne görüyor? Bu çocuk yakın zamanda bir yas, birinin kaybı, ev değişikliği, aile içi şiddet, boşanma gördü mü? Hı. Aslında tüm bunlardan da süzmek gerekiyor. Nasıl ilerliyorsun 5 yaşında bir çocukla böyle bir şeyde? Oyun oynayarak. Hı. Yani her şeyi çocuklaştırarak. Çünkü çocuğu karşınıza alıp anlatmak birazcık karmaşık olabiliyor. Veya anlatacaksam da çok kısa ve net cümleler kurarak. Yani çocuk onu çok güzel imgeliyor ne söylesek. Gayet de güzel oluyor. Mesela zorbalığa uğrayan bir çocuk diyelim ki arkadaşı ona dört göz diyor. Ve o bundan çok üzülüyor. Diyorum ki senin için bardak dediğimde bir şey hissediyor musun? Hayır, hissetmiyorum. Peki o zaman. Şimdi ben sana dört göz yerine bardak diyeceğim, bakalım nasıl hissedeceksin deyip bunu bu şekilde çalışıyoruz. Şimdi sen bana yap bakalım, ben nasıl tepki vereceğim. Küçük oyunlar oynayarak, küçük onun için denemeler yaparak, maruz bırakmalar yaparak çocuğun aslında kendi içindeki benliğinin güçlenmesini sağlıyor. Deşantize etmek, duyarsızlaştırmak. Duyarsızlaştırmak, aynen öyle. Aslında güzel bir yöntem ama bazen zorbalık veya sertlik hani... Ceyda'nın söylediği sertlik derken de çocukların aslında birazcık ne söylediğinden çekinmeden dürüst mü yoksa patavatsız mı yani olduklarını çok sınırda olan bazı söylemleri. İnanın orada ebeveyn herhalde eğitilmesi lazım. Evet, yani ailenin desteği burada çok önemli. Hı-hı. Burada asıl amacım zaten aileye bu koçluğu öğretmek. Tabii. Az önce de söylediğiniz gibi biz duyarsızlaştırma yapıyoruz, maruz bırakma yapıyoruz. Bunları yaparken de ben her zaman onların yanında değilim. Aileden bu desteği istiyorum. Aile evde yapıyor. Aile onu destekliyor. Ya ben bir de çocukla çalışılması yani ben psikolojiyi çok seviyorum. Hı hı. Bu benim için kıymetli bir şey. Ama ben çocuğun pedagoga bu kadar çabuk götürülmesi gerektiği noktasında birazcık soru işaretleri olan bir anneyim. Evet, tabii ki kontrol edilir. Yani Melisa'nın mesela düzenli bir pedagogu var. Hı-hı. Çünkü Melisa özel ihtiyaç sahibi bir çocuk. Ve süreçte her an bir şeyiyle yüzleşiyor. Evet. Ve onun bir psikolog yol arkadaşı olmalı. Özel ihtiyaç sahibi her çocuğun bir psikoloğu olmalı. Çünkü bireyselleştikçe, okula gitmeye başladıkça, arkadaşlara haklı sorular sordukça, onun da doğru cevabı verebilmesi, kendi vücuduyla ve yapabilip yapamadıklarıyla barışabilmesi için bir pedagoga ihtiyacı var. Evet. Çocuklara da aslında bu yaşanan çatışmalarda şöyle bir başa çıkma mekanizmasıyla kazandırıyoruz. Diyorum ki sen bu durumun içinden çıkamıyorsun. Bazen bu problemi annen ve babanla da yaşayabilirsin. Evet. Güvendiğin bir büyüğüne söyle. Bazen çocuklar çünkü anne ve babasından da zorbalığa uğrayabiliyor. Tabii. Ne söylesem bana şey olarak, delil olarak sunuyorlar diyorlar. Doğru. Aynen öyle, aynen öyle. Düşünüyor, kime söyleyebilirim? Mesela öğretmenler, öğretmenlerin burada çok önemli bir görevi var. Rehber ya da öğretmen, teyzesi, halası. Teyzesi, anneannesi. Aile içinde olduğunda o birazcık kötü bir sonuca varıyor. Kaçınma oluyor çocuk. Ya seni anneanneme söylerim, seni teyzeme söylerim. Ha, öyle bir şey. Gibi şikayet bir duruma. Gibi oluyor. Aynen, çünkü anneanne de çocuğu onarize edebilmek için ben konuşurum annenle deyip bu çocuğa niye öyle diyorsun? Bir daha söyleme bakalım diyor. Anladım. Aa diyor çocuk, tamam, beni koruyan biri var. Tamam. Aslında aile dışından güvendiği biriyle böyle bir şeyi paylaştığında bu onun için daha güvenli olabiliyor. Yani hep içinde tutmaktansa bir öğretmenle paylaşmak, ki ilkokul zamanında öğretmenin önemi çok önemli. Yani ben hatırlıyorum, ilkokul öğretmenim hala aklımda, çok şey paylaşmışımdır.
öğretmeniyle konuştuğunda belki öğretmenlerin aileyle konuşması bambaşka bir şey elde ediyor. Yani öğretmen söylediğinde aile de kendine bir çeki düzen vermeye başlıyor. Yani çocuğa şeyi de öğretmek lazım. Bu aramızda sır olarak kalacak. Sırı duyduğun an kaç. Sır güvenli bir kelime değil. Başkası biri tarafından, yani güvenmediği, tanımadığı biri tarafından. Çünkü bu sır onu daha sonra kötü sonuçlara götürebilecek şeylere sebep olabilir. Evet, çocukları zaten bu konuda çok çok ciddi uyarmak lazım. Evet. Çocuk suistimalinin başlangıç noktası aramızda sır kalacak lafıdır. Aynen öyle. Evet, aman Allah korusun. Ne kadar tehlikeli bir cümle gerçekten. Ve bir de son olarak çocuğa şunu söylemek lazım. Sana bu zorbalığı yapan, sana bu hayatını zorlaştıran kişi bunu başkalarına da yapabilir. Sen yalnız değilsin, bunu belki başkalarına da yaptı ama senden bir önceki bunu söylemediği için bu açığa çıkmadı. Bunu öğretmenine veya güvendiğin annene babana, güvendiğin büyüğüne söylediğinde sen başka arkadaşlarını da kurtarabilirsin. Zorbalığa boyun eğme. Tabii. Peki zorbalık kelimesi tam olarak bu şu mudur yani? Okulda güçsüze, daha işte zayıf, daha kısa ya da daha uzun, gözlüklü, daha çok okuyan, daha çalışkan ya da daha az çalışkana uygulanan sözlü şiddet midir tam olarak? Sözlü olabilir, fiziki de olabilir, sessiz olana olabilir, şişman olana, kız olana, erkek olana veya birazcık daha feminen, maskülen olana. Yani çocukların bunun sınırı yok aslına bakarsanız. Dediğim gibi zorbayı durdurmak da bizim görevimiz ama maruz kalana hayat becerisi devam etmesi için de o beceriyi kazandırmak da bizim görevimiz. Ebeveyn, ya bir pedagoga gidersek veya bir psikoloğa gidersek... Arkası gelir bir daha ömür boyu psikiyatrist, psikolog peşinde koşarız. Çocuğa hiç bunu bulaştırmayalım diyenler var. Evet. Doğru mu? Seans gerçekten bitmiyor mu ömür boyu mu? Şöyle aslında aile geliyor, konuşuyoruz, problemi belirliyoruz, hedefi belirliyoruz. Aile ve çocukla çalışmaya başladıktan sonra diyorum ki ortalama 12 seans veya 16 seans devam edebilir. Çocukla çalışmaya başladığımızdan itibaren aynı şekilde aileye de bazen aileler de bağlanabiliyor. Bu seansların sonunun olduğu hatırlatılması gerekiyor. Evet, belki ilk zamanlar daha yoğun görüşülebilir. Fakat ilerleyen aşamalarda bu görüşmelerin sıklığı da azalıyor. İşte 2 haftada 1, ayda 1 ve kontrol görüşmeleri oluyor. Kontrol görüşmelerine gelinceye kadar zaten çocukla artık biz vedalaşmaya ve aileyle vedalaşmaya başlıyoruz. Burada daha sonra da bu gibi bir durumla karşılaşırsa neler yapması gerektiğini bazen resim olarak çiziyoruz, bazen yazıyoruz. Onun için hatırlatıcı olarak kalıyor. Yani zaten eğer hep aileler böyle bize gelirse bize karşı bağlı oluyor. Bizim buradaki amacımız onlara aslında koçluk yapmak, onları yönlendirmek. Çünkü hepimiz aslında aynı sandalın içindeyiz. Tabii. Çocuk ve aile kürekleri çekiyor. Psikologsa ışığı tutuyor. Biz bir limana gitmeye çalışıyoruz. Şimdi biri çok hızlı dönerse, diğeri daha az dönerse etrafımızda döneceğiz. Veya hep beraber olursak hep bana bağlı kalacaklar. Yani kürekler onlarda, onların gitmesi lazım. Yani ben bu bölümü kapatırken gene ısrarla aynı şeyi söylemek istiyorum. Sizinle aynı düşüncede değilim. Ben bir ailenin, bir psikoloğunun sürekli şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Bir aile doktoru gibi. Çünkü bu işin ergenliği var. İşte evlilik öncesi var, evlilik sonrası var. Anne baba olmaya hazırlık süreci var. Anne baba olması var. Mesele sadece çocuk olmak değil ki. Bu bir upuzun bir yolculuk ve çok... travma ihtimali olan virajlar var. Dolayısıyla seni bilen bir psikologla yoğun bir dönem çalışıp sonra 2 ayda 1 gitmek, kriz zamanlarında bir daha bir yoğun bir dönem gitmek, en azından bilirsin ki kendin başa çıkamadığında, rotadan şaştığında seni rotana getirecek, seni tanıyan bir uzman var. Bu konuda sizin aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Problemi belirleyip az önce söylediğim gibi devam ettikten sonraki süreçte tabii ki vedalaşıyoruz ama sonra 1 sene sonra, 2 sene sonra bir kayıp yaşadı, anne baba boşandı, tabii ki gelebilir. Evet. Aynı işte dahiliye uzmanı gibi takip eden hekimin. Yani hasta şunu soruyor açıkçası, hasta yakınlarının da Ceyda'cığım bir ilaç verdiğimde bunu ne kadar kullanacağım diye soruyor. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Tekrar ben de. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz.